akşamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayında ben Işlar Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Koronavirüsü salgını ile mücadele kapsamında bazı firma ve kişilerin nano maske diye adlandırılıp polyester kumaşlarını üreterek piyasaya sürdüğü siyah maskeler vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Vatandaşlar yıkanabilir olduğu için siyah maskeleri tercih etmektedirler. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Hüsnü Pulukçu da salgına karşı yoğun olarak kullanılan ve yıkanabilir denilerek satışa sunulan bu maskelerin kullanmanın koruyucu olmadığını vurguladı. Hüsnü Pulukçu yıkanabilir nano maske olarak satılan siyah maskeleri taktığınızda burnunuzun üzerine oturmayacağını, taktığınızda burnunuzun yer aldığı üst kısımları tamamen boş kaldığını, ayrıca hızlıca nefes aldığınızda ağzınıza ve burnunuza bu kumaşın yapıştığını, elinizde maske varken nefesinizi kontrol ettiğinizde net sıcak havanın gelmemesi gerektiğini ama bu maskede sıcak havayı net bir şekilde elinizle hissedebileceğinizi, aynı şekilde damlacıkların da içeri girdiğini, bu maskenin cerrahi maskenin üzerine süs olarak takılabileceğini, korunmak için bu maskenin uygun olmadığını belirtti. Çin'den ve Güney Kore'den gelen iyileşen kişilerin bir kısmının testlerinin yeniden pozitif çıktığı yönündeki haberler akılları karıştırmaktadır. Covid-19'da enfekte olup iyileşip taburcu olan bir kişinin yeniden koronavirüse yakalanma ihtimali olup olmadığı ile ilgili iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetiner yaptığı açıklamada bu ihtimalin düşük olduğunu ancak virüsün yeni bir virüs olduğu için ortaya çıkan bilgilerin dengeleri değiştirebileceğini belirtti. İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice Kırsalı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik operasyonunu düzenledi. Operasyonda temas sağlanan teröristler sağ olarak etkisiz hale getirildi. Ekiplerce sürdürülen operasyonda teröristlerin kullandığı sığınak da tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada plastik kovada dijital saat kullanarak hazırlanan zaman ayarlı el yapımı patlayıcı, 3 roket atar, 1680 küçük pil, 140 büyük pil, 2 pil bloğu, 15 metre elektrik kablosu, 100 kilo gıda malzemesiyle çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kabinesi Operasyonel Merkezi tarafından yapılan açıklamada koronavirüs enfeksiyonu olan 2 hasta hayatlarını kaybettiğini, şimdiye kadar 1283 kişi ülkemize koronavirüs enfeksiyonu tanısı konulduğunu, bunlardan 460 tanesi tedavi edildiğini, 15 tanesinin vefat ettiğini ve 808'i özel hastanelerde tedavi altına alındığını, bunlardan 28'i kritik durumda olduğunu, 33'ü orta durumda olduğunu ve diğerlerinin sağlığı stabil olduğunu belirtti. 640 binden fazla insanın koronavirüs ile enfekte olduğu ve 30 binden fazla kişinin öldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde karantina süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Yüzlerce insan ellerine silah alıp parlamento binasının önünde toplanıp karantina süresinin uzatılmasını protesto ettiler. Halk karantinaya devam edilmesini istemediğini ve kararın devrilmesini talep ettiler. Protestocular sokaklardaki trafiği de engelleyip büyük trafik sıkışıklıklarına sebep oldular. Ben Işlar Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.